Sağlık. Çikolata seslerine bak, bastın perdelere. Gideceğim diye. Tepelerde. Allah Allah. Ya çok güzel diyorum. Arada ben yanlış aldım. Onun için orada bozuldu. Çok şey. Onun hatası yok. Evet. Yani efendim, bilen seyircilerimiz için söyleyeyim. Mahur'u yerinden okudu. Haftaya da bir şehnaz yaparız. Beni ateşlere salan falan. Demek ki oluyor çalışınca. Bazı arkadaşlar kızabilirler ama o okul senin kıymetini bilsin, böyle bir sesse sahip. Ama hala aşağılardan 4 sesten 5 sesten okutup herhalde, neyse. Kıymetini bilsinler. Yarın muvaffakiyetler efendim imtihanında Yaprakçığım. Ağzına evet, sağlık. Herhalde şunu açık söylemek lazım. Bu perdeden profesyonel arkadaşlar için, hanım arkadaşlar için hiçbir okuyamaz şu anda. Cıyak cıyak gizine bak. Bazıları da kız çok zorlanıyor diye yazan bazı sevgili seyircilerimiz var. Efendim çalışınca zorlama falan olmaz. Gayet kolay gelir, maksat çalışmaktır. Şöyle bir iki sene sonra Yaprak herhalde tizgâhdaniyeyi de basar inşallah. Hadi yarın başarılar imtihanı. Sen de söyle. Sen hocasın. Başarılar. Sen hocasın. Allah muvaffak etsin. Zihin açıklığı versin. Evet. Yani şeyin... O senin sık sık tekrarladığın o çalışma bütün meslekler için geçer. Yani insan mesleğinde çalışırsa başarılı olur. Yani bu en ufak işten en büyük işe kadar. Yani başbakanlıktan en hafif işe kadar böyledir. Yani işinizin hakkınızı vermesi için çalışmanız lazım. Maalesef bizim toplumumuzda şöyle bir şey var. Öğrencilerde görüyorum ben. Bizim Türk milleti zekasına fazla güvendiği için çalışmayı... Ülfet olarak çalışmayı görüyor. Şey olarak görüyor, zul olarak görüyor. Yani bu çok ayıp bir şey. Ahkam kesmek daha kolay geliyor. Evet. Ya biliyorsunuz evet, değil mi? Ceza olarak bir adama kitap okuma cezası verildi 2 sene önce. Efendim? Ceza olarak ceza bir adama kitap okuma cezası verildi. Yani bu bence çok güzel bir gösterge. Ve o mesela demin gelen seyircimizin mesajında ben bir şeye sevindim. Yani kitap okunmayı teşvik edebiliyorsa programımız son derece güzel bir şey. Yani biz seyircilerimize şunu söyleyelim. Yani ben
Yani okusunlar. Yani özellikle tarih konusunda meraklıysa baksınlar kitabın yazarına. Gerçek manadaki tarihçilerin kitaplarını okusunlar. İlber Hoca'nın kitaplarını, Halil Hoca'nın, Halil Nazik Hoca'nın kitaplarını, İsmail Hakkı Uzunçarşı'nın kitaplarını okusunlar. Yani okuyarak öğrenirler. Ve bu piyasadaki senin söylediğin tüccar tayfesinden uzak durup profesyonel tüccar değil, padişah taciri. Tacir. Padişah taciri. Padişah taciri. İkisi farklı. Yani bezeli de satabilir. Abdülhamit neyi diyordun bir şey? Abdülhamit pazarlamacısı. Sultanahmet pazarlamacısı. Sultanahmet evet. Pazarlamacısı. Bazı pazarlamacılar vardır Türkiye'de. Bir kısmı Hazreti Mevlana pazarlar. Bir kısmı padişah pazarlar, Sultanahmet pazarlar. Bir kısmı din pazarlar. Yani. Evet yani her türlü pazarlamacı var. En iyi en çok yapılan pazarlama da odur. Evet. İndir yani. Şimdi efendim Kanuni Süleyman'ın iki oğlunu... Öldüm. Kanuni'ye gelmeden Yavuz Sultan Selim de bayağı bir insan. Geçen hafta konuştuk biz, evvelki hafta. Zaman kalırsa döneriz. Zaman kalırsa döneriz. Yani o şey yapar. Kanuni'ye de gelmeden önce... ilk gün hanımcığım... Bir... hani bir büyükelçi mi, sefir mi... bir resimler vermiştim. Erhan. Hans Ludwig von Kufsteins. Biliyor musun böyle bir elçi? Duymadım. Habsburg elçisi. Habsburg elçisi. 1628 Ocağı'nda İstanbul'a gelmiş. Aa evet, ben onunla ilgili bir şeyler okudum. Bak, aruz biliyorlar, veznin doğrusunu söyledi şey bak. Ya bu adam büst. Ama Erhan jeolog olduğu için bunu bilmeyebilir. Hayır, değil. Hayır, büst. Arada ama üstten küsur sene var. Ya pardon, işte Büstbek'ten etkilen. Bir dakika, bununla ilgili bir yerlerde. Siz ararken tuttum. Biz onu şey yapalım. Efendim. İsmi nasıl yazılıyor son soyadı? Kufsteins. Kastamonu, Urfa öyle mi söyleyeyim? Kufsteins. Hayır, Habsburg elçilik listeleri. Hans Ludwig von Kufsteins. Bunun niye şimdi geleceğiz ilk yorum biraz sonra yapalım bunu. Biraz sonra kaldırın şimdi. Şu resmi kaldıralım ha. Şimdi bu bir kitap. Bu adam İstanbul'a gelince sevgili seyirciler, Avrupa elçileri İstanbul'a geldiklerinde yanında ressam getiriyorlar. Evet. Çünkü o zaman fotoğraf falan tabii yok. Adam rapor yazıyor kralına, imparatoruna. İşte İstanbul'da cami şöyle, Ayasofya şöyle. Padişah efendim cuma selamlığına giderken böyle gidiyor. Bilmem kim şunu yapıyor. Bu Hezarfen uçarken resmeden adam mı? O. Tamam. Tabii bu yazdıklarını ifade içine bir ressam getiriyor. Allah'tan getirmişler. Çünkü İstanbul hayatının gündelik hayatın. Gündelik hayatın aynı zamanda saray. Yani sur dışındaki, sur-u sultani dışındaki padişahın şunun bunun hayatının görüntülerini biz bunlara borçluyuz. Evet. Bizde minyatür yapıyorlar ama tamam minyatürü bilen görür görmez onun ne demek olduğunu anlıyor ama biz anlayamayız onu. Ama en güzeli şu, kesilmiş kelleler yerde gülüyor. Hayır işte minyatürde mi? Minyatürde mi? Minyatürde. Yani adamın kelle kesilmiş yerde sırıtıyor yani. Onu mutlaka manası vardır. Filiz Hanım'a soracaksın onu. Yok. Vardır yani. Soruyor. Yok vardır olabilir yani. Çünkü mesela Filiz Hoca, Filiz Çaman o minyatür bir anlatır bambaşka bir aleme gidersin. Evet. Onu o çünkü elinden binlerce geçtiği için...